Arkadaşlar ben Rasim Yokuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size basit nota biçimlerini, yani notaların şekillerinin kaç kuruş olduğunu, 4 kuruş mu, 2 kuruş mu, 1 kuruş mu olduğunu öğreteceğim. Anlatacağım hikayeleri kafanızda siz yaşamış gibi canlandırırsanız aklınızda daha iyi kalır. Haydi başlayalım. Evet, ilk notamız birlik nota. Gördüğünüz gibi içi boş, bir yuvarlak diyebiliriz. Ama neye benziyor? Bir nesneye benzetelim bunu. Sizce neye benziyor? Ben bunu topa benzetiyorum. Top nota diyorum. Top şeklinden hatırlayacağız. Hikayemiz şöyle. Ortaokuldasınız. Beden eğitimi dersindesiniz. Sıralanmışsınız. Karşıdan beden eğitimi öğretmeniniz geliyor. Bir elinde 4 voleybol topu. Diğer elinde 4 futbol topu var. İşte günaydın günaydın çocuklar, klasik beden dersi. Diyor ki hadi kızlar gidin siz voleybol oynayın. Hadi erkekler siz de gidin futbol oynayın. 4 topla bir maç yapmanızı istiyor hoca. Hikayedeki ilginçlik bu. 4 topla oynamaya çalışıyorsunuz. Erkekler futbol oynarken kaleci olduğunuzu düşünün. Bir topu kurtarıyorsun, diğer top gol oluyor. Voleybol oynamaya çalışıyor kızlar. İşte bir topu kurtarırken diğeri yere düşüyor, sayı oluyor. Atıyorsunuz, ya ne oluyor hocam, böyle oyun olmaz. Aslında voleybolda, futbolda bir topla oynanır. Olayımız bu. Hoca bize kaç topla oynamamızı zorladı? 4. Yani top notamız 4 vuruş. Buradaki 4 topla oynamamız bize 4 vuruşu hatırlatacak. Aslında futbol ve voleybol kaç topla oynanır? 1. Yani bu da şeklin ismini, yani birlik notayı hatırlatacak bize. İlk hikayemiz bitti. Sıradaki notamız ikilik nota, 2 vuruş. İçi boş, saplı. Bu nota aynı zamanda bu şekilde de yazılır. Bu şekle bakarak neye benzetmiş olabiliriz? İçi boş, sapı ya da içi boş, içi ya da havayla dolu, ipi olan bir şey. Evet, uçan balon. Uçan balonu benzetiyoruz ikilik notamızı. Bunun hikayesi şu şekilde. Bir gün ailenizle Luna Park'a gitmişsiniz. Bir de ne göresiniz? Renkli renkli balonlar satan baloncu amca. Tabii balon istediniz hemen. Anne bana balon al deyip dayanamadı anneniz, bir tane balon aldı size. Ne, bir mi? Balon dediğin iki tane olur. Dayanamadılar, yerden yere attınız kendinizi. İki tane balon aldılar size. Renklerini seçin burada. Benim tavsiyem, eğer bir takım tutuyorsanız, çünkü takımların iki rengi olur genelde. O renkleri alın, aldığınızı düşünün. Böylelikle ikilik notayı gördüğünüz zaman neye benzetmiştik? Balona. Kaç puan almıştım? 2 renk seçtiğime göre 2 vuruş. Yani buradan 2 vuruşa rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Zaten ismi de vuruş sayısıyla aynı. Hikayemiz de böyle. Son şeklimiz dörtlük nota. İçi dolu, saplı. Aynı şekilde bu da bu şekilde yazılıyor. Bu şekle bakarak neye benzetmiş olabiliriz? İçi dolu, saplı bir şey. Böyle biraz tatlı bir şeye benzetelim bu sefer. Ben lollipop'a benzettim. Siz başka bir şeye de benzetebilirsiniz. Diğerlerinde, diğer şekillerde kendi hikayelerinizi yapabilirsiniz. Lollipop'a benzediğini düşünelim. Bunun hikayesi çok kısa. Markete gidiyorsunuz. Canınız bir anda böyle lollipop şeker istedi. Gittiniz, markete girdiniz. Bir tane lollipop aldınız. Evet, bu kadar. Dörtlük nota. Bir vuruş. Bir lollipop. Evet, vuruş vuruş diyoruz. Nedir bu vuruş? Kısaca el ile yapılan sayma hareketine vuruş denir. Yani elimizi yukarıdan aşağı tekrar yukarı kaldırdığımız zamana bir vuruş diyoruz. Arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, öğrenmişsinizdir. Yakın zamanda kanalımda işitme, okuma, solfej, yazma derslerine başlayacağım. Bu dersler herhangi bir enstrüman çalan kişinin alması gereken ortak derslerdir. Yani gitar, keman, piyano, şan vesaire. Müzik kulağını geliştirmek isteyen herkese bu dersleri takip etmesini öneririm. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.